nasıl gurur duymaz insan? Burası güller diyarı, yüce gönüller toprağı. Ne kavga yakışır, ne dövüş. Bize sevda düşer, bize barış. Bu sevdalar bizim, bu destanlar bizim, bu insanlar bizim. Bizim bu memleket bizim, hepimizin. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Canımsın, davansın, hey 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 Türkiye. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Alsanca altında. Koşarız biz, çamur olsa aşarız biz, işte meydan, coşarız biz. Kavuşur bu millet bahara. Eller eller, tüm elleri görelim, haydi Gaziantep. İşte bu ya, maşallah. Bu ne güzellik Gaziantep. Her zaman olduğu gibi bugün yine tarihi yazıyorsun. Ve 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'la yeni bir zaferi müjdeliyorsun. Teşekkürler Gaziantep. Türkiye. Haydi başlıyoruz Gaziantep. Bu ne muhteşem bir katılım. Bambaşkasın Gaziantep. Bambaşkasın bugün. Gaziantep. Vurun Antepliler, namus günüdür çağrısına kulak verip gazilikle müşerref olan Antep. Karayılan'ın, Şehit Kamil'in, Şahin Bey'in şehri Gaziantep. Namını cesaretinden, fedakarlığından alan Gaziantep. Tarihin, kültürün, türkülerin, Evliya Çelebi'nin deyimiyle tatlı yediği için tatlı dillerin şehri Gaziantep. İslam'ın sancaktarı Gaziantep. Ensar kardeşliğinin günümüzdeki temsilcisi Gaziantep. Sizleri gönülden selamlıyorum Gaziantep. Evet, bugün yine çok güzelsin. Yine çok coşkulusun. Yine çok vefalısın Gaziantep. Buradan sizler aracılığıyla Gaziantep'in tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Uçsuz bucaksız bir katılım. Gaziantep burada. Gaziantepliler burada. Fabrikada emek veren işçisinden, fıstık bahçesinde ter döken çiftçisine kadar kendisinin ve ailesinin nafakasını çıkarmak, şehrine ve ülkesine katkıda bulunmak için çalışan tüm Gaziantep'lileri selamlıyorum. Türkiye'de çıkmış birileri ne diyor? Üretim durdu diyor. Birileri ne diyor? Çok işsizlik var diyor. Ya Gaziantep işçi arıyor. Öyle mi? Gaziantep işçi arıyor.
gelip Gaziantep'e baksınlar. Organize sanayi bölgemizde sadece yeni başkanımızın döneminde, yani 15 Temmuz'dan bu yana değerli kardeşlerim 4,5 katrilyon liralık bir yatırımla 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal, ya siz nerede geziyorsunuz ya? Hala uzaydasınız galiba. Ama rüyada. Bereket şehri Gaziantep. Diğer şehirlerimizden sürekli göç alan bir yer. Bunun için Gaziantep, kardeşliğin, farklılıkları bir arada yaşatmanın değerini çok iyi bilir. Suriyeli kardeşleri canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk ve en sıkı sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyor. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir. Ensardır Gaziantep. Önce Ceraplus'tan başladık ve Elbaba kadar indik. Sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Suriye'yi adım adım hem Gaziantep'li kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde buralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum. Seçimin hemen ardından ne diyordu Bay Muharrem? Hükümet İran'la anlaştı mı? Amerika ile anlaştı mı? Irak'la anlaştı mı? Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Senin daha çok böyle oturup rahleyi tedrisimizden geçmen lazım. Biz attığımız her adımı bilerek atarız. Biz bak Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz. Buyurun, Dışişleri Bakanımı ayın 4'ünde Amerika'ya gönderdim. Ve Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ile oturdular, konuştular. Ve sonunda karar verildi. Neydi o? PYD ve YPG Münbiç'ten çıkacak. Fırat'ın doğusuna gidecek. Ve şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız Türk bayrakları ile beraber şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun sen ya Muharrem? Sen bunları görmüyor musun? Ha, bunlarda göz var, görmez. Kulak var, duymaz. Dil var, konuşamaz. Ve bakın bizim şu anda sadece İdlib'de değerli kardeşlerim gözlem kulelerimiz var. Ve bu gözlem kuleleriyle oraları kontrol altına aldık. Ve şu anda Münbiç'te biz devriye geziyoruz. Bu noktaya geldik. Ama bunların haberi yok. Niye? Dert başka. Bunlar ne diyor? Afrin'e girmeyin. Ya biz sana bakıp da karar verir miyiz? Girdik mi Afrin'e? Girdik. Şu anda 4700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de. Cerablus'ta 3000'e yakın DAEŞ'liyi derdest ettik. Şimdi de neredeyiz? Kandil'de. Peki Kandil'de ne yaptık? İlk etapta 20 uçakla
10 noktayı vurduk. Dedik yetmez. İkinci bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan toplantı halinde, evet, PKK'lıyı yerinde vurduk. 35 PKK'lıyı vurduk. İşte seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Hele hele son günlerde sosyal medyaya çıkan bazı, ben edebim müsaade etmez, şeyler var ki bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Gençler bunu sosyal medyadan takip etmiştir. Ediyordur. Ama benim edebim buna müsaade etmez. Bugün zaten gazetelerin bazılarında çok farklı şeyler de var. Bunlarda edebada böyle bir şey de yok. Bunlara biz Türkiye'yi nasıl teslim ederiz? Onun için ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Her şeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez. Ve ben inanıyorum ki hep birlikte el ele bu terör örgütüne karşı en ufak bir tavır koyamayan ve daha aday olduğu anda Edirne'ye gidip Edirne cezaevinden icazet alan Bay Muharrem'e benim halkım oy vermez. Hale bak. Oraya gidiyor, oradan icazet alacak. Neymiş? Söylediklerine bakın. Yani diyor ki tutuklu olan da velev ki şu anda cezaevinde olsun, çıkıp propagandasını yapabilmeli. Kendine gel. Kendine gel. Her şeyden önce Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan böyle bir insanın vicdanın el verecek, vicdanın Cumhurbaşkanı adayı olmasına sen nasıl olur da göz yumarsın? 15 yaşındaki Yasin Börü'nün ölümüne neden olan böyle bir kişiye sen nasıl olur da Cumhurbaşkanı adayı olmasına evet diyebilirsin? Kusura bakmasınlar. Partilerin içerisinde başka aday mı yoktu? Başka adam mı bulamadılar? Kardeşlerim, 24 Haziran'da sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmekte kalmayacağız. Aynı zamanda pazar günü ülkemizin gelecek asırdaki istikametini belirleyeceğiz. Sizlerden şu muhasebeyi yapmanızı istiyorum. Ülkemiz sadece son 5 yılda maruz kaldığı saldırılara, kurulan tezgahlara, oynanan oyunlara, eski demokrasiyle, eski ekonomisiyle, eski siyasetçileriyle yakalanmış olsaydı ne olurdu? Bugün döviz şöyle oldu, faiz böyle oldu diye üzülüyoruz değil mi? Peki aynı sıkıntıları eski Türkiye şartlarında yaşamış olsaydık başımıza ne gelir? Değerli hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve Gaziantep Milletvekili adaylarımız Abdülhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Necat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Yaşar Atılgan, Serpil Kavrak, İhsan Kaya, Hatice Merve Tatar, Muhammed Melez Akto, Mahmut Burak Kızılelma ve işte
Gaziantep işte cesur yürekli lider. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.